Selam gençler Kimya adasısınız? Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim iyi misiniz? Sıvıç özellikler konusuna devam edelim mi? Bence edelim. Bugün kaçıncı günümüz? Bugün 33. günümüz. Baktığımız zaman konumuzda molelite ve molelite var. Evet çok önemli. Dünkü dersimize diğer değişim türlerinden bahsetmiştik. Size elinizdeki ders notları kitabınızdan baktığınız zaman sayfa 79'dan siz de benle beraber mutlaka yazarsınız diye düşünüyorum. Ne göreceğiz biz bugün? molerite iyon derişimi molalite yoğunluk ilişkisi ve molalite dediğimiz bir birim var. Ondan bahsedeceğiz. Gençler bu konu çok önemli. Yarınki ders de aslında yine molar problemler üzerine olacaktır. Bugün bir hazırlık yapıyoruz. Yarın da aslında olayı tamamen anlayacağız. Bugün ve yarını iyi anlayan bir öğrenci bence AYT'de problem yaşamaz. Çok temel iki tane noktaya değinmek istiyorum ve yavaş yavaş çözmek istiyorum. Hata yapmamak için. Siz de benle beraber mutlaka bugün yazın olur mu? Evet. Ve dersimizin sonunda 31 nolu soruyu çözerek de olayı anladık mı anlamadık mı da görmek istiyoruz. Umarım size fayda sağlayan iyi bir ders videosu olur gençler. Müzik Molarite ile olaya başlayalım isterim ve öncelikle tanımını vermek istiyorum. Neymiş tanımı molilitenin? 1 litre, bak şurası çok önemli çözeltide, çözücüde değil yalnız. 1 litre çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısıdır, mol sayısının ifadesidir diye söyleyebiliriz. Yani bak şöyle bir şey var, m eşittir, m dediğimiz şey molar derişim demektir, büyük m ile gösteriyoruz n bölü v bak böyle yazıyoruz hani manav diye de kodlayabilirsiniz bu çok önemli bir formüldür çünkü çok böyle kimyadan 5 tane bir şey bilelim dersek bu 5'inden birisidir arkadaşlar yani çok önemli bir formüldür n dediğimiz şeyin birimi yani mantığı nedir çözünen maddenin molü yani çözünenin molü diye ifade edelim çözünenin molü V dediğimiz şey de neymiş arkadaşlar? Çözelti hacmi. Bakın çözeltinin hacmi olarak gösterebiliyoruz. Bunu böyle yazalım. Şimdi bak bunu böyle yazıyorum ama yani aslında ne olur? Mol bölü litre oluyor bakın. Böyle bunu söyleyebiliriz. Yani molar derişim neymiş? Molar derişim mol bölü litre olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Bak bunu böyle yazalım. Çok önemli bir noktadır. Ve bak bu çözelti hacmi olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bunu bazen hocam şöyle yapabilir miyiz diye söylüyorsunuz. Evet yapabiliriz. Şöyle bak ifade edeyim. Molar derişim eşittir mini mol Mini mol dediğince bir şey var arkadaşlar. Mini mol bölü mililitre. Şimdi mililitreyi zaten biliyoruz değil mi? Hani bir litre nedir? Bir litre zaten bin mililitre değil mi? Bazen mesela sorularda e, mililitre alabiliriz. Ama şimdi şöyle ki arkadaşlar eğer burayı mililitre alıyorsak molü de milimol almamız lazım. Yani bildiğimiz molün arkadaşlar binde birini almamız, e, bin katını almamız gerekiyor. Yani nasıl ki litreyi binde çarparak mililitre alıyorsak ...molde de binde çarparak minimolü bulabiliriz. Yani bu da olabilir. Tamam mı? Bazen işlem kolaylığı olarak da minimol mini mililitre yapacağım ben e, bu iki dersimizde ama genel olarak formülümüz şu mol bölü litre şeklinde söylüyoruz. Şimdi birimine birimi tabii ki molar diyoruz ya da ne diyoruz mol bölü litre şeklinde söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım bir sorular çözeceğiz bununla alakalı. Elimizde 29.4 gram fosforik asit var bununla alakalı 250 mililitrelik bir çözelti hazırlanıyor ve çözeltinin derişimi nedir diye soruyoruz. Şimdi bakın derişim formülü neydi? M eşittir N bölü V. Tabi öncelikle bizim molü bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Kimin molü? Çözünenin molü. Çözünen maddemiz burada görüyorsunuz ki fosforik asit. Hemen bak kütleye bağlı formülü neydi? Fosfilik asitin e, molünü şöyle buluyoruz. Tabii ki kütlesini molekül ağırlığına bölerek buluyoruz. Kütlesini kaç gram vermiş? 29.4 gramın çözündüğünü söylüyor. Çözünen maddenin kütlesi bölü MAsı. Şimdi bakalım ema dediğimiz şey aslında hidrojen 3 tane var. 3 kere 1 artı bir tane fosfor var 31 artı. 4 tane de 16 buradan gençler 98 gelecek değil mi? Baktığınız zaman 98 294'ün aslında 3'te e, yani baktığınız zaman 3 katı aslında 294 98'in ama bir tane sıfır kaydırınca ne olur? 0.3 mol olur. Evet 0.3 mol elimizde bir madde var. Çözünen maddenin molü 0.3 molmuş. Bölü toplam hacmimiz ne kadar bakalım? Onu anlamaya çalışalım. Bak ama 250 mililitre ne diyoruz? 1 litre zaten 1000 mililitre ise o zaman e, 250 mililitre deyince kaç litredir? Tabii ki nedir bu? 1000'e böleceğiz yani. O zaman 0.25 litre. Bak ne yaptım? Burayı mol aldım. Burayı da litre aldım görüyorsun. 0.3'ü e, 0.25'e böleceğiz. Bir sayı 0.25'e bölmek demek. Onu 4 ile çarpmak demektir. Dolayısıyla buradan ne gelir? 1.2 mol bir litre ya da molar diye söyleyebiliriz. Cevap da bu durumda ne oluyor? Değişik olmuş oluyor. Hadi bakalım bak sorularla devam ediyorum. Ne kadar çok soru çözersek bu konu farklı farklı sorular yazdım sizler için o kadar iyi anlayacağımızı düşünüyorum şimdi elimde 12.8 gram sodyum hidroksit katısının bir miktar safsla çözülmesi edilen bir çözelti var. Ve bu çözeltinin derişimini bize vermiş. Acaba hacmi nedir diye soruyor. Şimdi sodyum hidroksit bir tabii ki baz madde çok iyi çözünür. Onu söyleyebiliriz. Ba e, şimdi en eşittir en bölü ma'yı düşünebiliriz. Öncelikle çünkü biz hani derişim deyince molar derişim deyince n bölü v diyoruz. Çözünen maddenin molü bölü çözelti hacmini yazabiliyoruz. Ama çözünen maddenin önce molünü bulabiliyoruz bulalım değil mi? Ne kadarmış? Kütleyi bize vermiş 12.8 gram olarak. E, çözünen maddenin kütlesi belli. Peki hacim ne kadar? onu EMA ne kadar pardon özür dilerim. EMA zaten sodyum 23. E, 16 da burada Oksijen var bir de burada 40. MA'sı 40. Evet şimdi 123'ü 4'e 128'i 4'e bölseydik 32 idi aslında bu. Ama hem 12.8'i bölüyorum hem de 40'a böleceğim. O zaman ne olur? 2 tane 0 kaydırmamız lazım. Yani 0.32 mol gelmesi gerekiyor. Çözünen maddenin molü bu. Çözünen maddenin molünü bulmuş olduk. Bize derişimi de vermiş. Yani çözünen maddenin o çözeltteki çözündüğündeki derişimini vermiş. Çözelt derişimini vermiş. O zaman neymiş o? 0.8. Yani 8 bile 10 yazabilirim aslında. Aslında ben buraya. çözünen maddenin molü 0.32 mol bölü hacim. Çözeltinin hacmini ben bilmiyorum. Arkadaşlar burası içler dışlar çarpımından çözelti hacmini bulabileceğimiz bir şey. 3.2 32 olsaydı 4 olacaktı. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman yani şöyle 0.32 çarpı 10 eşittir 8 çarpı V çözelti derseniz çözeltinin hacmini biz burada ne buluruz? 0.4 buluruz. Ama birimi ne? Birimi bak buna çok önemli. Birimi litre. Neden litre? Çünkü bak ne demiştik çözeltili e, derişim deyince derişim deyince mol bölü litre alacağız tamam mı? E, ben bunu zaten mol aldım o zaman burada ne bulurum? Litre bulurum. O zaman 0.4 litre ise bu e, 1 litre neydi? 1000 mililitreydi. Dolayısıyla 4 litre ne olur? Tabii ki bunun 1000 katı yani 400 mililitre yani cevap da burada C şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz gençler sorularımıza. Genel formülünü vermişiz. Kim o? Cn H2N artı 2 O olan bir organik bileşiğimiz var. Bunun 9.2 gramının safsta çözünmesiyle elde edilen bir çözeltimizden bahsediyoruz. Çözeltinin hacmini vermişiz ve çözeltinin derişimi de belli. Acaba N nedir diye soruyoruz. Yani şu formüldeki N'imiz ne olur diye soruyoruz. Şimdi bak bize ne vermiş? Verilenlere bakalım. Gençler çözeltinin bize derişimini vermiş. Çözeltinin derişimi neymiş? Eee... Bakalım ne diyor? Evet 0.8 molar diyor. Bunu böyle yazmış olduk. Peki çözeltin hacmi neymiş? Ve çözelti deyince tabii ki bakalım neymiş? 250 mililitre. Ben bunu şimdi bine, bine bölersem litreyi bulurum. Yani bu 0.250 mililitre demek aslında 0.25 litre demektir. Şimdi formülümüz neydi? Formülümüz şuydu. M eşittir n bölü v idi. Yani bak şimdi e, burada ben içler dışlar çarpımı yazar yaparsam şöyle bir şey oluyor aslında çözünen maddenin molü aslında ne olur? Çözünen maddenin molü eşittir. Çözeltinin derişimiyle çözeltinin hacmine eşit olmuş olur. Çarpımın eşit olur. Yani çözeltinin ile çözelti hacminin çarpımı aslında çözünen maddenin molüne geliyor. Dolayısıyla işte ikisini zaten bize vermiş. Çözelti derişimini vermiş. Çözelti hacmini vermiş. O zaman ne yapacağız? 0.8 ile 0.25 çarparsak zaten bir sayı 0.25 ile çarpmak demek onu 4'e bölmek demektir. Ne buluyoruz? 0.2 ama birimi de mol tabii ki bak. Bu maddemizin bak şu birimleri yazmayı mutlaka adet haline getirelim. Bulduğumuz şeyin ne olduğunu bilirsek o zaman hiçbir hata yapmayız. Biz ne bulduk? Çözünen maddenin molü. Kim o çözünen madde? Cn H2n artı 2 O'dur. Bak bu maddenin molü var belli. Kütlesi de var belli. Hani ne diyor şair? Şimdi sen de herkes gibisin. Yani bu soruda diğer mol problemlerine benzemiş oldu aslında. Yani ne biliyoruz biz burada baktığınız zaman? Arkadaşlar M eşittir. N bölü V diye yazdığımız zaman. E, e, pardon özür dilerim yanlış oldu. Mol eşittir. N bölü MA yazdığımız zaman. Zaten biz neyi biliyoruz aslında baktığımız zaman? Molü biliyoruz. Kütleyi biliyoruz. MA'yı bulacağız. O zaman molümüz kaç mol bulduk? 2, 2 bölü 10. Yani 0.2 mol e, bulmuştuk. 2 bölü 10 mol eşittir. Bittir. Kütleyi vermiştik 9.2. Biz burada neyi buluruz? MA işte o bileşiğimiz. CN H2N artı 2 O. Bak ee şöyle işler dışlar çarpalım. 92. 92 iki, iki tane MA ise o zaman burada MA'mız ne olur? MA buradan 46 olur. Peki 46'ın içerisinde ne var? Baktığımız zaman ee, karbon var, hidrojen var, oksijen var ama en tane karbon var. Yani 46 eşittir. Hani MA hesaplıyoruz ya. Ee, burada vermemişim gerçi ama hemen verelim. Karbon 12 hidrojen 1, oksijen 16 bunu siz de buraya ekleyin arkadaşlar kitabınıza. Yazmayı unutmuşuz. Peki 12 tane 12n artı 2n artı 2 hidrojen 1 olduğu için artı 16. Buradan bunu bulacağız yani. O zaman 46 eşittir ne olur işte baktığımız zaman 14n artı 18 olur. Baktığımız zaman buradan n eşittir 2 gelmiş olur. Yani formülümüz aslında şu. C6 H pardon C2 H6O gelecektir. O yüzden de en iyi ben burada B şıkkı olarak 2 olarak hesaplamış oldum. Devam ediyorum. Şimdi bir tane grafik sorumuz var. Buna bakalım şimdi. Aşağıdaki grafikte bir miktar kalsiyum bromürün 100 mililitre saf suya atılmasıyla katı değişimin zamanında değişim grafiği verilmiş. Çok güzel. Peki buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi elimde ne var bakalım. Elimde bir miktar ki bak grafikten bunu görüyorsun aslında. Katı kütlesi kaç grammış baktığında 19.2 gram. Ben bunun şeklini çizeyim isterseniz size. Kalsiyum Çin bromür varmış. Ben bu katıyı ne yapıyorum? Ben bu katıyı e, 100 mililitrelik bir suyumuz var. Saf suyumuz var. E, bunun içine atıyorum. Bunun içine atılınca bu... Bak katı kütlesi niye döndü? Katı kütlesi 4.2 grama gelmiş oldu. Bak dipte demek ki 4.2 gram katı var. Şimdi diğer katı nerede? Diğer katı yani 19.2 gram madde vardı. 4.2'ye geldiğine göre demek ki... ha Demek ki şöyle 15 gram demek ki burada kalsiyum bromür çözündüğünü söyleyebiliriz. Yani çözelti içerisinde demek ki 15 gram kalsiyum bromür. Yani bu çözünen madde olarak görebiliyoruz. Demek ki de ancak bu kadar çözünebiliyor. Aslında katı madde var elimde. Görüyorsun ama çözememişiz hepsini. 4.2 gram çözünmüş. E, çözememiş, çökmüş. Demek ki e, çözelti çözebileceği kadar çözmüş. Madde çökebildiğine göre çözeltimiz doygundur. Yani çözebileceğini çözmüş. Çözemediği dipte kalmış. Yani çözünürlüğümüz şuymuş. 15 gram kalsiyum bromür bölü 100 gram su, 100, 100 mililitre su. Yani 100 mililitre su maksimum bu kadar çözebiliyor diye düşünebiliyoruz. Peki zaten bak şöyle katı hacmi de önemsizdir diyoruz. Çok güzel. Ben şimdi çözeltinin çözünenine göre derişimli bulacağım. Çünkü derişim neydi? M eşittir N bölü V idi. Yani çözünen maddenin molü bölü çözelti hacmine bularak. Ama öncelikle çözünen maddenin molü bulmam lazım. Bak bu kütlesi. Kütleyi hemen MA'ya bölerek biz ne yapabiliriz? Molü bulabiliriz. Mol Eşittir. M böyle MA değil mi? Evet doğru. Peki kaç gram maddemiz var? 15 gram kalsiyum bromür var. MA'sı kaç kalsiyumun ve bromürün? Bak buraya vermişiz 40 ve 80 ama bir tane ka, e, kalsiyum 40. iki tane e, brom var 2 kere 80 deyip. Bak burada 200 gelir. Evet. 15'i 200'e bölersek buradan tabii ki 0.075 mol geldi. Peki derişimi hemen bulalım. Derişim neydi? Çözünen maddenin molü. M eşittir. Kaç bulduk? 0,075 mol bulduk. Hacmi ne kadar? Hacmi de 100 mililitre saf su ve katı hacmi önemsiz. Dolayısıyla direkt çözelti hacmi sıvının hacmi. Yani 100 mililitre demek aslında bunu 1000'e bölersek 0,1 litredir. Yani bunu 0,1'e böldüğümüz zaman ne olur? 0,75 molar gelir. Peki 0.75 demek aslında 3 bölü 4 molar demektir. O yüzden bu da doğru geliyor. Peki çözeltimiz elektrolit mi? Nasıl anlayacağız? Bu bir tuz tabii baktığımız zaman. Kalsiyum bromür. Ortama ne yapar? kalsiyum bromür dediğimiz madde artık ortama kalsiyum artı 2 ve brom eksi 1 iyonlarını vermek zorunda. Yani ortama iyon verir. İyon verirse de çözelti tabii ki elektrik akımını iletir. O yüzden elektrolittir ifadesi doğru gelecektir. Cevap da bu durumda E şık. Yani elektrolittir demek elektrik akımını iletir demek zaten. O yüzden biz bunu böyle kabul edebiliyoruz. Hadi devam edelim bakalım. Evet burada ne gördük? Bir tane formül gördük. Bazen bize çözeltinin arkadaşlar pardon özür dilerim arkadaşlar. you <laughs> Çözeltinin bazen bize yoğunluğunu veriyorlar, e, derişimini soruyorlar. Aynı zamanda bakın kütlece yüzdesini falan verebiliyorlar bunları. Geçen dersimizde kütlece yüzdenin ne olduğunu biz öğrenmiştik. Buna göre biz nasıl hesaplayabiliriz derişimini veya molar yüzdesini, molar derişimini? Arkadaşlar bakın D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Molar derişim eşittir. Denizde yüzen 10 maymun diye kodlayabilirsiniz belki. Şimdi bak M dediğimiz şey zaten yo, e, derişim ama molar derişim tabii ki ki bunu böyle söyleyebiliyoruz. Peki Yüzde demek zaten kütlece yüzde. Bak bunu böyle yazalım. Kütlece yüzde derişim. Onu söyleyelim. Evet. Bak bu molar derişim. Bu da kütlece yüzde derişim oluyor. Evet. Şuraya yazalım. Güzel yazalım. Peki. D demek zaten yoğunluk demektir. MA da maddenin zaten molekül ağırlığı, molekül kütlesi diye söyleyebiliriz. Hani hesaplayabildiğimiz değerler. Bu şekilde biz ne yapabiliriz? Eğer bize yoğunluğu verirse, kütlece yüzdeyi verirse biz buradan molar derişimi hesaplayabiliyoruz. Şimdi örnek 23'e bakalım. Kütlece %80'lik X maddesinin su çözeltisinin sırasıyla yoğunluğunu vermiş ve molar derişimini vermiş bize. Bak neymiş? E, Kütlece derişimimiz e, %80'miş arkadaşlar. Peki yoğunluk neymiş? Yoğunluk 0.05'miş. Ve molar derişimini de bize vermiş ki 1 mol bölü litre. Bize ne soruyor? Bu maddenin ne olduğunu soruyor. Neydi olayımız? Hatırlarsanız molar derişim eşittir. Denizde yüzen... 10 maymun diye yazabiliriz tamam mı? Bunu böyle yazdıktan sonra bak ne diyor? 1 molar vermiş eşittir. D'miz zaten 0.05 görüyoruz. Yüzdeyi 80 vermiş. Çarpı formülden gelen 10 var. MA'yı bilmiyorum. MA x diyelim zaten bunu bularak aşağıdaki maddelere göre bakacağım. Bu durumda gençler şuradaki bakın 2 0 şuradaki 2 0'ı götürür. İçler dışlar çarpımından X'in MA'sı o maddenin MA'sı neymiş? 40 geliyor bakın gördünüz mü? MA'sı 40 olan kimdir diye bakıyormuş ışıklara. Evet sodyumu 23, oksijen 16, hidrojen 1 toplarsak zaten 40 geliyor. Başka da yoktur zaten. Mesela 56 gelir bu bu 98 gelir gibi cevap da bu durumda. B şıkkı olacaktır. Hadi bakalım. Şimdi gençler bakın. Önemli bir noktaya geldik iyon dirişimi dediğimiz bir noktaya geldik. Şimdi biz ne biliyoruz? İyonik bağlı bileşikler, asitler ve bazlar suda tabii ki iyonlaşarak çözünürler. Evet bak bunu zaten temelde bilmemiz gerekir. Biliyoruzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorsak şu an öğrendik veya fark etmeyelim. E, fark etmez diyelim. Şimdi alüminyum bromür. Şimdi bir iyonik bağlı bileşik olduğunu görebiliyoruz. Neden? Çünkü metalin yaptığı bileşik. Ne yapacak? Şimdi burada alüminyum yükseltken basamağı artı 3. Bromun yükseltken basamağı da eksi 1. Çünkü alüminyum 3 ağda brom da 7 ağda. Bak ne yapar bu durumda? Alüminyum yükünü artı 3 olarak verir ortama. Brom da buraya eksi 1 verir. Ama bak bir tane alüminyum varken 3 tane bromür var görüyor musun? Dolayısıyla bak bunu böyle yazabiliyoruz. Nasıl ki molde hani 1'e karşılık 1 mol, 1'e karşılık 1 mol, 3'e karşılık 3 mol diyorduk ya. Molarda da aynı şekilde. Çünkü zaten bak derişim dediğimiz şey zaten N bölü V. Bak bu zaten çözelti hacmi. Çözelti hacmi zaten hepsi için ortak. O zaman derişim mole bağlı olduğu için dolayısıyla burada kat göre derişim durumunu yapabiliriz. Yani bakın 1'e karşılık eğer ortamda 25 molarlık alümin bromür varsa o zaman ne olur? 25 molarlık alüminyum verir ama 3 katı olarak da 0.75 molarlık brom verir. Mesela ortamda ne kadar iyon vardır? Mesela şuraya yazalım. 25 molarlık ortamda alüminyum artı 3 vardır. 0.75 molarlık da ortamda bromür eksi bir iyonu vardır. Toplamda mesela baktığımız zaman 1 molar toplam neyi oluyor? iyon dirişimi olmuş oluyor diye söyleyebiliriz. Tabi burada bizim neyi bilmemiz lazım? Bazı iyonları bilmemiz lazım. Biz bunları mesela dokun sınıfta gördük. TET'ye hazırlanırken de az çok böyle gördük, öğrendik diye düşünüyorum. Çünkü bunlar aslında dokun sınıf konuları. Ama ben gene de karşımıza çok yoğun geldiği için bunları size vermek istedim. Mesela bu mesela arkadaşlar bir çok atomlu, çok e, e, atomlu olan iyonları biz kök diyoruz. Bunun ismi arkadaşlar nitrattır. Bakın NO3 e, yükü eksi bir olan nitrattır. NH4 yükü artı bir olan bunun ismi amonyumdur. Onu burada belirtelim. Bak PO4 yükü eksi 3 olan bunun ismi fosfattır. Böyle yazabiliyoruz. Mesela SO4 yükü eksi 2 olan iyonun ismi sülfattır. Bak bunları görelim. OH yükü eksi bir olan maddenin ismi hidroksittir ve de bakın karbonat dediğimiz maddede bu olmuş oluyor. Bazen bunları bizim bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Çünkü yazabilmemiz için mecbur gerekir. Şimdi bakalım bir uygulama yapalım bununla alakalı. Aşağıda derişimleri verilen maddelerin iyonlaşma denklemlerini yazarak iyon e, derişimlerini belirtiniz demiş. Şimdi bak potasyum ve flor. Bak potasyum zaten 1A grubu elementi. Yükseltgen basamağı artı 1. Flor da her zaman eksi 1 alır. Zaten bir tane potasyum bir tane flor. Yani 1'e 1 bir e görüyorsunuz. E 0.2 molarsa e bu da 0.2 molardır. Bu da 0.2 molardır şeklinde çok rahat yazabiliyoruz. Tamam mı? Devam edelim bakalım. Diğeri ne? Bak magnezyum. Şu iki aslında magnezyumun artı ikisidir. Çünkü magnezyum 2A grubu elementidir. Magnezyum ne yapar? Artı 2 yüküne sahiptir. Nitrat da demin gördük ki hani bak şurada önemli bir iyon var demiştik. Bak şu bizim nitrat iyonumuz görüyorsunuz. NO3 eksi 1. Bunu azot ve oksijen diye ayrı ayrı e, açmayacağız. Ne yapacağız? NO3 şeklinde açacağız ve yükü de eksi 1 olmak zorunda. Kaç tane nitrat var? 2 tane nitrat var. Bakın. Bir tane magnezyum, 2 tane nitrat diyoruz. Bu 0.8 bu 0.8 molarsa bak. 1'e karşılık 0.8 molarsa bu da 0.8 molardır. Ve nitrat da 1.6 molardır. Bunu böyle yazabiliriz. Hatta bak yazarken bunu şöyle göstereyim isterseniz. Köşeli parantezde yazılır. Bak potasyum derişimi 0.2 molar şeklinde gösterilir. iyonları derişimi yukarıda baktığımız zaman 0.2 molar şeklinde gösterilebilir. Mesela magnezyum artı 2 iyonları derişimini böyle köşeli parantezde gösteriyoruz arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde gösteririz. Daha böyle ee, anlaşılır oluyor o zaman. Nitrat iyonları derişimi baktığımız zaman 1.6 molar şeklinde gösterilebilir. Evet diğerine bakalım. Şimdi sodyum fosfat. Sodyum zaten bir grubu elementi. Yükü artı bir. Ama şu üç aslında fosfatın eksi üçüdür. Evet ilk yazdığımız iyon her zaman katyon oluyor. Sondaki iyon da hep anyon olur. Bak katyon artı anyon eksi. Tabi burada bak kaç tane sodyum var? 3 tane. Buraya 3'ü yazmak zorundayız. Önüne yazacağız. O zaman bak bir karşılık 0.3 molarsa sodyum derişimi 0.9 molardır. Yani sodyum iyonlarının derişimini biz burada ne buluyoruz? Tabii ki baktığınız zaman 0.9 molar olarak buluyoruz. Fosfat ama birebir. Bir tane fosfat var görüyorsun. Görüyor musun? Bir tane fosfat var zaten. Dolayısıyla bu da 0.3 molar olur. Bu 0.3 3 ise bu da 0.3 molar olur. O zaman fosfat iyonları derişiminde bu durumda 0.3 molar şeklinde direkt yazabiliriz. İnşallah anlıyoruz değil mi? Hadi bakalım şimdi bununla ilgili güzel bir soru yapmaya çalışalım. Elinde alüminyum nitrat bileşiği varmış. Bunun 500 mililitre su çözeltisinde 42.6 gram çözülmüş olarak e, madde bulunuyormuş. Pekala buna göre nitrat iyonları derişimin ne olduğunu soruyor bize. Pekala çok güzel. Hemen bu maddeyi ne yapmamız lazım? Açmamız gerekiyor. Alüminyum nitrat. Alüminyum nitratı nasıl açacağız arkadaşlar baktığımız zaman? Tabi burada bakacağız şöyle. Bak bu katyon zaten ve şuradaki 3 aslında alüminyumun artı 3'üdür. Nitratı da zaten tanımamız gerekiyor. Nitrat dediğimiz şey eksi bir yüklü bir iyondur ama 3 tane nitrat var. Şunu şöyle yazmamız gerekiyor. Pekala bize demiş ki 42.6 gram çözünen madde var. Şimdi bak hemen M eşit, N eşittir. Yani mol eşittir. M bölü MA'dan biz burada molü bulmamız lazım. Şimdi bize ne vermiş? 42.6 gramlık çözünen alüminyum nitrat olduğunu vermiş. O zaman şimdi 42.6 gramı biz ne yaparız hemen tabii ki? MA'sı olan 213'e böleriz. MA'sını burada vermişim. Bak o zaman ne olur? Buradan 2 katı 426 olsaydı. O zaman demek ki 0.2 mol gelecek. Bu 0.2 mol arkadaşlar. Tamam bunu böyle yazmış olduk. Molü belli. Peki hacmi ne kadar? Hacmi de zaten 500 mililitre. Yani bunu bine bölersek 0.5 litre olarak karşımıza gelir mi? Evet gelir. Bak buradan bize nitrat iyonları değişimini soruyor. İstersen direkt molünü yazıp hacmine bölebilirsiniz. Bak şöyle yapalım isterseniz. Önce şunu yapalım. Bak 1'e karşılık 0.2 molar ya bu da 0.2 mol, 0, mol ya bu da 0.2 moldür ama bu da 0.6 moldür tamam mı? Şimdi derişim neydi? Derişim zaten m eşittir n bölü v idi değil mi? Zaten çözelti hacmi yani çözünen maddenin molü Bölü çözel tacimi. Çözel tacimi hepsi için ortak. O zaman ne oluyor bu durumda? Derişim. Nitrat iyonları derişimi ne olur bu durumda? Ne kadar mol bulduk? 0.6 mol bulduk. Bölü toplam hacimimiz ne kadar? 500 mililitre. Yani 0.5 litre. Bir sayıyı 0.5'e bölmek demek onu 2 ile çarpmak demektir. Dolayısıyla buradan 1.2 molar gelir. O zaman cevap da bu durumda eşitliği olur. Ya da şöyle yaparsın tabii ki. Nasıl yaparsın? Direkt e, şu maddenin derişimini bulursun baktığın zaman. Hani Bak ne olur molünü vermiş, hacmini vermiş. M eşittir n bölü v olduğuna göre 0.2 mol bölü toplam hacmimiz 0.5. O zaman ne olur bu durumda? Bir sayıyı 0.5'e bölmek demek 12 ile çarpmak dedik ya Faruk. O zaman ne olur bu durumda? 0.4 molar gelir. O zaman dolayısıyla bak 1'e karşılık 0.4 molarsa bu durumda alüminyum derişimi ne olur? Bu da mesela 0.4 molardır. Onu da söyleyebiliriz. Peki nitrat iyonları derişimi ne olur? Bak 1'e 0.4 ise 3'e 1.2 molardır. He, bak buradan direkt cevabı zaten E olarak da işaretleyebiliriz. İstersek böyle yaparız. istersek böyle yaparız. Fark etmez yani. Tamam mı? Devam edelim bakalım. Şimdi elimde ne var? Elimde 0.2 molar 500 mililitrelik potasyum hidroksit çözeltisi varmış. Bunu 16.8 gramlık potasyum hidroksit katısı eklenip çözünmesi sağlanıyormuş. Buna göre toplam iyon derişimi kaç molar olmuştur diyor. Yani ekleme yapacağız burada. Çok güzel bir soru. Öncelikle bak ekleme yaparken şuna bakmak lazım. Moller, mol dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Mol dediğimiz şey madde miktarı demektir. Bunlar toplanabilir. Sıkıntı yok yani. Molleri toplayabiliriz. Önce mesela potasyum hidroksidin başlangıç durumunu düşünelim. Şimdi potasyum hidroksite baktığımız zaman bak ilk başta ne diyor? 0.2 molar olarak bunun derişimini vermiş. Bak görüyor musun? Bunun derişimi 0.2 molar. Peki hacmi 500 mililitre yani bunu bine bölersek 0.5 litredir. Hemen bunun molünü bulalım tamam. Mol dediğimiz şey zaten hani M eşittir N bölü V olduğuna göre mol dediğimiz şey zaten derişimle hacmin çarpımı olmuş oluyor. Dolayısıyla ikisini çarparsak M çarpı V'den bunu da bulabiliriz. 0.2 molar çarpı 0.5 litreden ne geldi buradan? 0.1 mol başlangıçta potasyum hidroksit var elimde görüyorsun. Peki bak bu başlangıçta. Sonra ne yapıyoruz? 16.8 gram başka bir potasyum hidroksit ilavesi yapıyoruz. Bak o da ikinci potasyum hidroksit. Onu da e, şöyle bakalım. E, pembeyle yazalım. E bak bunun da kütlesini vermiş. Görüyor musun? 16.8 gram vermiş. E, kütleden ben mol bulabilir miyim? E tabii ki bulabilirim en eşittir. M bölü MA değil mi? Tabii ki Ömer öyle oluyordu değil mi? Kütleyi biz biliyoruz 16.8. MA'sı da bulabilirim aşağıda verilmiş zaten. O zaman e, potasyum hidroksitin şimdi ben e, molünü bulayım. Ee, diğer potasyum doksin, eklediğim potasyum hidroksit molinden ifade ediyorum. 16.8'i tabii ki 56'ya böleceğim. Potasyum 39 bir de o, hidrojen geliyor. Şuraya yanlış yazmış. 16 olacak ya Allah Allah. Niye öyle 15 yazmışız? Tamam onu düzelttik arkadaşlar. Ne olur 56 geliyor. 56'ya böldüğümüz zaman buradan arkadaşlar ne olur? 0.3 mol geldi evet bak 0.3 mol daha potasyum hidroksit ilavesi yaptık mı toplam kaç mol oldu bu durumda potasyum hidroksitler bak birincisi yani şöyle ki potasyum hidroksitlerin toplamını buluyorum ne olur o zaman bu durumda ee, birinci potasyum hidroksit ile ikinci potasyum hidroksitin toplamını biz burada molleri toplayarak bulabiliriz 0.1 mol vardı 0.3 mol de o vardı toplam ne oldu? Smoke'a 4 mol'lük potasyum hidroksit var. Şimdi bize toplam iyon derişimini soruyorsa biz bu maddeyi bir açalım isterseniz. Potasyum hidroksit nasıl açarız? Tabii ki potasyum bir ağda, K artı ve OH 1 şeklinde açılır. Peki bunun molü neymiş şu an toplam son molümüz? 0.4 mol geldi. Peki çözeltimizin hacmi ne kadar? Çözeltimizin hacmi şu. Arkadaşlar bak şu çözeltimizin başlangıçta bir hacim vardı. 0.5 litreydi zaten. 500 mililitreydi. İlave ettiğim katının hacmi önemsizdir zaten. Dolayısıyla bak burada yazmışız. Yine çözeltimizin hacmini ne alacağız? 0.5 litre alacağız. O zaman m eşittir n bölü v ya. O zaman bak molü biliyoruz. Hacmi biliyoruz. derişimi ne olur bu durumda? 0.4'ü 0.5'e bölersek bir sayıyı 0. Yani 5'e bölmek demek onu 2 ile çarpmak demektir. Ne olur bu durumda? 0.8 molar geldi. Evet. Bak 1'e karşılık 0.8 molarlık bir potasyum hidroksit varsa bize bunu sormuyor. Toplam iyon dirişimi soruyor. Bak o zaman ortamda ne olur? 0.8 molarlık potasyum artı bir iyonu vardır ve yine bu da 1 olduğuna göre dedi öndeki katsayı. Bu da 0.8 molarlık vardır. Çünkü bak bir tane potasyum var, bir tane OH var. 1'e 1 yazıyoruz. O zaman 0.8 molarlık potasyum, 0.8 molarlık hidroksit toplam iyon derişimi soruna göre 1.6 molarlık bir toplam iyon vardır diyebiliriz. cevap da burada ne olur? Değişik olur. İnşallah sıkılmıyoruz arkadaşlar. Değil mi? İnşallah sıkılmıyoruz. Şimdi burada bizim elimizde başka bir soru var. Böyle grafik sorusu görünce korkuyor olabilirsiniz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Şimdi bu soruyu anlamaya çalışalım. Elimize ne varmış? Bak şimdi. Çözeltinin kütle yüzdesini vermişim. Hacmini vermişim ve çözeltinin öz kütlesini vermişim. Bu çözelti üzerine biz 1 litre ilavesi yaparsak acaba OH iyon derişimini gösteren grafik nasıl olur diye soruyor. Çok güzel bir soru. Nasıl yapacağız şimdi? Şöyle bakın. Öncelikle çözeltinin başlangıç derişimini bulalım bence Neden? Bak neydi formülümüz Hatırlar mısınız? Molar derişim eşittir Denizde yüzen, 10 maymun diye yazabiliriz değil mi? Bakın şimdi ne vermiş bize D'yi? 0.6 vermiş çözeltimizin Magnezyum hidroksit derişimi e, öz kütlesi belli Yüzdesi zaten %29 Çarpı formülden gelen 10 bölü Ema'sı da 58 Evet bak burada 29'la ile 58'i bölebiliyoruz 1'e 2 geliyor zaten. Hatta burada 0.3 gelir görür müsün? O zaman 0.3 çarpı 10'dan elimde başlangıçta ne var? 3 mol ağırlık zaten elimde arkadaşlar magnezyum hidroksit var. Bunu böyle görebiliyorum. Bak başlangıçta bu. Peki bana ama OH üzerine grafik soruyor. Şimdi bak magnezyum hidroksit şöyle bir yazalım isterseniz. Magnezyum hidroksite baktığımız zaman nasıl bir denklem düşünebiliyoruz? Bak iki tane OH var görüyor musunuz? Bu magnezyum artı iki yükünden kaynaklanıyor. Magnezyum artı iki ve iki tane OH eksi bir veriyoruz. Bir tane magnezyum artı iki ve iki tane OH eksi bir şeklinde yazabiliriz. Bak bunun derişimi neymiş? Üç molarmış başlangıçta. Bire karşı 3 molarsa magnezyum artı 2 iyonları derişimi de 3 molar'dır ama 2'ye karşılıkta 6 molar. Yani başlangıçta daha su ilavesi yapmadan OH iyonları derişimi 6 molarmış, tamam mı? O zaman şimdi grafik bir kere 6'dan çıkması lazım. Yani D olamaz, E olamaz ve C olamaz. OH derişimi düşecek. Neden? su ilavesi yapıyoruz. Bak 1 litre su ilavesi yapılınca çözeltideki derişim azalır. Neden? M eşittir N bölü V formülümüzü düşünelim. Ne olur? Hacim arttığı için derişim ne oluyor bu durumda? Azalmış oluyor. Şimdi bak ben burada OH iyonları derişim bulmak istiyorum değil mi? OH iyonları derişimi ne olur? OH iyonları derişimi dediğimiz şey şu. OH'ın mol sayısı bölü çözelti hacmi şeklinde düşünebiliriz değil mi? Şimdi sen... Başlangıçta kaç molar e, madde vardı? 3 molar madde vardı tabii ki. Çözeltimizin hacmi ne kadardı baktığımız zaman? 200 litre. yani 0.2 litreydi tabii ki böyle baktığımız zaman. Acaba hani M eşittiren bölü V ya acaba kaç mol çözülmüş madde var? mol dediğimiz şey zaten derişinde hacmin çarpımı ya. İkisini çarparsak biz burada molü bulabiliriz. 3 çarpı 0.2'den elimizde 0.6 mollük e, magnezyum hidroksit var. Peki bu durumda ne kadar OH'ın molü var? Bak 1'e karşılık 0.6 mollük magnezyum artı iki varken, ikiye 2 varken 2'ye karşılık 1.2 mollük OH eksi 1 iyonu var. Bunu böyle görebiliyoruz. Pekala. Sen şimdi su ilavesi yaptığında OH'ın mol sayısı değişti mi? Hayır değişmez değil mi? O zaman son durumdaki formülümüz şu. OH'ın dirişimi bölü, OH'ın mol sayısı böyle toplam çözelti dirişimi, hacmi. Bakın OH'ın molü değişmez. 1.2 mol. Peki sen şimdi su ilavesi yapınca ne olur? Çözeltimizin hacmi 200 mililitreydi. 1 litre daha ilavesi yaptı ne olur? Ee, tabii ki 1200 mililitre bir hacim olmuş oldu. Yani bu durumda 1200'ü 1000'e bölersek aslında çözelti hacmi 1.2 litreye gelmiş oldu. Dolayısıyla 1.2 mol vardı o aşımız. 1.2 de çözeltimizin hacmi olmuş oldu. O zaman ne olur bu durumda? Çözeltimizin son o aş derişimi e, bir molara düşmüş oldu. Yani bu durumda cevap da 6'dan 1.2'ye düştüğüne göre B şıkkı olmuş olur diye söyleyebiliriz. Güzel soru bence. Evet şimdi bakalım. Burada yine bir grafiğimiz var. Grafikle alakalı bir sorumuz var. Yanda doygun XMYN tuzunun 0.1 molarlık ve 1 litrelik su çözeltisinin iyon değişim, değişim zaman grafiği verilmiştir. Şimdi bak doygun ifadesi önemli. Yani doygun şu demek. Çözebileceğini çözmüş daha fazla çözemiyor o hacimde. Yani bu olay e, tam sınırda demek istiyoruz. Şimdi ben burada X, M, Y, N'i nasıl açarım? Önce ona bakalım. X, M, Y, N. M ve N zaten birbirine göre e, zaten yüklerdir. Bak kaç tane X var? M tane. M tane X ama yük onun artı N tabii ki. Bunu yazabiliyoruz. Artı kaç tane N, Y var? N tane. N çarp N tane ama Y'nin de yükünün eksi M olması lazım. Bak katyonun yükü artı M e, Y'nin yükü de eksi M. Böyle bundan görebiliyoruz. Peki... Ne demiş bize burada? Çözeltinin derişimini vermiş. 0.1 molarlık derişim vermiş bize. Görüyoruz. Peki hacmi ne kadarmış? Hacmi 1 litreymiş görüyoruz. Peki ben buradan direkt molü bulabilir miyim? Çünkü zaten bize mol gerekir aslında bakarsanız ama bir şey göreceğim ben burada. Direkt M'i ve N'yi ee, bulabiliyorum. Neden? Çünkü bak X'in derişimi 0.3 molarken görüyorum grafikte. Aynı sürede yerin derişimi de 0.2 molar. Hee demek ki şöyle bir şey var. Bak 1'e karşılık 0.1 molarsa 3'e karşılık 0.3 molardır. 2'ye karşılık da 0.2 molardır. O zaman ben bu denklemi bir daha yazayım. Yani x3 y2 dediğimiz bir madde var demek ki elimizde. 3 tane x yükü artı 2 artı 2 tane y yükü eksi 3. Peki bu durumda 0.1 molar burası görüyorsunuz derişim böyle. Hacim de zaten 1 litre. Bunun derişimi 0.3 molar oluyor. Bunun derişimi de 0.2 molar oluyor. Evet dolayısıyla cevabımız birinci öncülümüz doğru. X3Y2'dir bileşiğimizin formülü. Evet bunu ben burada görebiliyorum. Şimdi çözeltide çözünen kütlesi kaç gramdır? Şimdi bunun için bizim molü bulmamız lazım. Çünkü zaten altta emaları verilmiş. Formülle çıkardım. Oradan direkt bileşiğin MA'sını da bulabiliyorum. O zaman şimdi e, neydi olayımız? M eşittir N bölü V formülümüz var ya. E, mol nedir? Mol zaten derişimle hacmin çarpımıdır. Dolayısıyla 0.1 çarpı birden elimde mol sayımız 0.1 mol çözünen maddemiz var. Pekala N eşittir N bölü MA dediğimiz bir formül var tabii ki biliyorsunuz ki. Biz ne bulduk? 0.1 mol bulduk. 0.1 mol eşittir. Kütleyi biliyor muyum? Bilmiyorum zaten onu soruyor. MA ne? Şimdi bak MA 3x 2y yani 3 çarpı ma x'in ma'sı 24 artı 2y 2 çarpı 14 bak buradan ne gelir e, 72 28 100 gelir o zaman bak işler dışlar çarpımından 10 gram geliyor demek ki elimde 10 gram çözünen madde var ama bize 8 gram demiş olmaz bu hatalı oluyor çözeltiye bir miktarda xm yn yani ilavesi yapılırsa y eksi m iyon derişimi artar mı? Şimdi bak evet bak m eşittir n bölü v dediğimiz bir formül var değil mi görüyorsun. Şimdi mesela ne diyorsun ilave ettik. E, şimdi hacim zaten sabit değişmiyor. Mol artar ve çünkü ilave edilince miktar artar ve dirişim artar diye düşünebilirsin. Ama düşünme. Neden? Sen de şimdi bak öyle bir çözelti var ki zaten çözelti doygun. Yani x artı 3'e x artı 2 ve y eksi 3 iyonları burada tamamen e, çözebileceği kadar çözmüş. Sen istersen 1000 gram ilavesi yap. Fark etmez. Çözünemeyeceği için ilave ettiğim madde dibe çökeceği için çözelteki iyonların derişimini değiştirmez. Doygun ifadesi çok önemlidir. O yüzden bu ifade doğru. Ha, yanlış. Ha eğer doymamış olsaydı ilave ettiğim madde çözünürdü ve e, ee, çözülen madde çözeltinin dirişimini artırırdı ve o zaman iyon derişimi de artardı. Burada bir sıkıntı olmazdı ama doygun olduğu için ilave ettiğim madde çözülmeyecek. O yüzden iyon derişimi değişmeyecek. O yüzden bu ifadeler yanlış oluyor. Cevap da sadece bir yani A olacaktır. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Bakalım kütlece %49'luk sülfürik asit çözeltisinin biz öz kütlesini vermişiz 28'in olduğu soruda. Buradaki toplam iyon derişiminin ne olduğunu soruyoruz. Şimdi bak ne vermişiz? kütleci yüzdesini vermişiz. Öz kütlesini vermişiz. Neydi olayımız? Hani hatırlarsanız denizde yüzen, on, maymun diye bir formülümüz vardı. Buradan biz çözeltimizin derişimini hesaplayabiliyoruz. Molar derişimini. Hemen hesaplayalım. Biz burada sülfürik asitin derişimini hesaplayalım gençler. Ne oluyor bu durumda baktığınız zaman? Evet. Öz kütlemiz neymiş? 0.2'ymiş. Evet. Çarpı yüzdemiz 49. Çarpı 10 bölü 98. Buradan zaten 2 gelir. Buradan 1 gelir. Bak burası 1'e 0.1. 0.1 çarpı 10'dan zaten elimize ne geliyor? 1 molarlık elimizde sülfürik asit var. Bunu böyle görebiliyoruz. Peki bize ne diyor? toplam iyon derişimini soruyor. Bak sülfürik asitin derişimi 1 molar. O zaman şimdi sülfürik asiti biz yazacağız. Asitler de suda tabii ki iyonlaşarak çözünürler. 2 tane H var. O zaman 2 tane H artı iyonu verir. Ve bir tane sülfata eksi 2 iyonu verir. Yani bak bu sülfattır, nitrattır, hidroksittir ne kadar karşımıza geliyor. O yüzden bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Peki ne demiş? 1 molar demiş. E bak 1'e karşılık 1 molarsa 2'ye karşılık 2 molarlık H artı iyonu verir. 1'e karşılık da 1 molar sülfat iyonu verir. Toplam iyon derişimini sorduğuna göre 2 artı 1'den cevapta 3 olmak zorundadır arkadaşlar. Bu şekilde de bunu çözebiliyoruz. Evet gelelim şimdi molalite. Ha bu arada yarınki dersimize de gene mollarla alakalı çok önemli sorular çözeceğim. Şimdi böyle bir genel bir gösterdim aslında şu olayı. Bu olayı anlamak çok önemli. Bir de molaliteyi gösterelim size şimdi. Yarın da bu molar derişim problemleri çözelim. Önemli seyreltmedir, madde ilavesi yapılınca ne olur falan gibi soruları mutlaka üzerine düşmek istiyoruz. Şimdi gelelim molalite bak. Bu ne oluyor? Arkadaşlar bu da 1 kilogram çözücü de evet çözücü önemli. Su yani çözücü genelde su olur. Çözülmüş olan maddenin mol sayısıdır arkadaşlar. Bak ne olur? Küçük m ile gösteriyoruz bunu. Aynı kütle gibi sanki. Ne olur? Bak şuraya yazayım. En çözünen, çözünen maddenin molü bölü e, çözücünün kilogramı. Bak çok önemli. Çözücünün kütlesi ama kilogram olarak alacağız. Gramsa bunu direkt çeviriyoruz. Gene bu da arkadaşlar aynı molal, molar gibi ne yapar? İyon derişimi de var bunun. Birazdan bununla ilgili bir tane soru çözeriz. Elimizde ne var? Ee, görelim 29 nolu soruyu. 200 gram suyumuz var. 12 gram sodyum hidroksit çözünerek oluşan çözeltinin derişimi kaç molaldir diye soruyor. Bakın göreceğiz. Evet şimdi öncelikle ne demişiz? Bak molal nedir? N bölü kilogram. Ama neyin eni? Çözünen maddenin eni bölü çözücünün kilogramı. Bak şey değil arkadaşlar ee, çözelti değil. Hani ee, molar derişinde çözelti hacmi alıyorduk. Burada çözücünün kilogramı. Aman dikkat edelim tamam mı? Pekala ne diyoruz? 12 gram. Pekala hemen çözünen maddenin molünü bulalım. Sodyum hidroksit çözünen çünkü sonuçta. En eşittir en bölü ema değil mi? Yani baktığımızda 12 gram maddemiz var. Peki kaç durumun eması? E, sodyum 23, oksijen 16, hidrojen 1 toplam 40 geliyor. Bölersek buradan 0.3 mol gelir. Bak çözünen maddenin molü belli. O zaman molal derişim eşittir diyoruz. 0.3 mol bölü kaç kilogram suda çözülmüş? 200 gram suda. E, 1 e, kilogram 1000 gram olduğuna göre dolayısıyla 200 gram ne olur? 1000'e bölersek 0.2 kilogram gelir. Dolayısıyla 0.3'ü 0.2'ye bölersek de cevap da buradan C şıkkı yani 1.5 olacaktır diye söyleyebiliriz devam ediyorum arkadaşlar elimde 39.2 gram sülfürik asit var bunun haşartı iyon derişimine 0.5 molal olarak vermişiz buna göre çözelti acaba kaç gram su kullanılmıştır diye soruyor bak iyon derişimi gibi yani iyon derişimi aynı molarda neyse orada aynı ama sülfürik asit bir dağıtmamız lazım açmamız lazım sülfürik asit suda ne yapar iyon vermek zorundadır 2 tane H artı verir. Artı bir tane SO4 eksi 2 verir. Bak ne demiş? H artı iyonları derişimi 0.5 molal ise. Bak bu 0.5 molalsa mesela 2'ye karşı 0.5 molal sülfatı sorsaydık o da 0.25 molaldı. Çünkü bir derişim var. Bir kat sayısı bir. Bu da 1 olduğuna göre. O zaman bu da ne olması lazım? 0.25 molal olması gerekiyor. Bak biz çözeltinin molal derişimini vermiş olduk. Tamam Peki bize ne soruyor? Ee, biz arkadaşlar Acaba kaç gram saf su kullanılmıştır diye soruyor. Şimdi öncelikle molünü de bulalım. N eşittir en değil mi? Evet doğru. Evet. Sülfürik asitin molü kaçtır? Kütlesini bize vermiş. 39.2 Ema'sı da zaten neye böleceğiz? 2 ee, hidrojen 2 kere 1 artı bir tane kükürt 32 artı 4 kere 16'dan 98 gelir. 98 aslında 392'nin 4'te biri. O zaman buradan ne gelir? Aslında bakarsanız arkadaşlar ee, hemen, e hemen yok pardon 1/3 katı. E yo, dört katı. 4 katı. 4/10 yani dolayısıyla burada şöyle bir şey oluyor. 4/10 mol oluyor. 4 mol oluyor. Yani elimde mol sayısına baktığımız zaman 4 mol maddemiz var. E molal neydi hatırlayalım? Molal dediğimiz şey aslında çözünen maddenin molü en çözünen bölü arkadaşlar nedir? Kilogram çözücü bunu böyle söyleyebiliriz. Molal derişimini biz bulmuştuk. 0.25 ya da 1 bölü 4 diye yazabilirim. Aynı şey zaten. Çözünen maddenin molü 0.4 mol. Biz ne istiyoruz? Burada işte çözücünün kilogramını istiyoruz. Çarparsak işte ne olur? 1.6 kilogram su ama bize kaç gram diye sormuş. 1.6'yı biz arkadaşlar 1000 çarparsak 1600 gram olacaktır diye. Bak birim olarak kilogram buluyoruz. 1000 ile çarparak da ne yapabiliriz? E, grama geçebiliriz. Evet şimdi dersimizin başına geçtiğimiz bir soru vardı. Ona bakalım isterseniz. Şimdi bakalım ne diyor bu soru? Çok güzel bir soru aslında. E, evet şimdi anlamaya çalışalım. Elinde şeker ve sudan oluşan bir çözelti varmış. Bunun kütle cüzdesi biliniyormuş. Pekala. Buna göre Hangileri bulunabilir diye soruyorum. Mesela ben bu tarz sorularla size şöyle bir şey öneriyorum. Mesela diyelim kütleci yüzdesine bir sayı verelim. Diyelim ki mesela yüzde 60 olsun. Tamam mı? Yüzde 60'lık olsun. Çözeltimiz kütleci yüzey biliyoruz. Mesela Emaları da biliyoruz bu arada. Şimdi molal dirişim demiş. Mesela baktığınız zaman acaba mol kesri demiş. Nasıl bulabiliyoruz? Şimdi 60'lık demek. Yüzde 60'lık demek ne demek? Şöyle bir şey. Mesela çözeltinin kütlesi, çözeltinin kütlesine biz arkadaşlar diyelim ki. 100 x gram. Evet. 100 x gram yüzde 60'lık sayar. Şöyle bir şey diyebiliriz. Demek ki 60 x gram çözünen ki o da zaten şekerdir. Değil mi? Bak 60 x gram elimde C6H12O6 vardır. Geri kalan 40 x gram da 40 x gram da sudur. Hani yüzde 60 olarak kabul ettik ya. Bunu böyle kabul edebiliyoruz. Peki molal derişim. Şimdi molal neydi molal? Molal dediğimiz şey çözünen maddenin molü bölü çözücünün kilogramı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bakalım. Çözünen maddenin molünü bulabilir miyim? Zaten mol dediğimiz şey n en, en bölü ma. Çözünen maddenin kütlesi 60x gram. 60x bölü ma'sı. Ma'sı zaten aşağıda bulabilirim. Bak bunun ma'sı 180'dir arkadaşlar. Bölü çözücünün kilogramı. Kaç gram? 40x gram. O zaman 40x ile ben 1000'e bölersem kilogram olarak bulabilirim. Bak bunun x'ler gider zaten. Buradan bir sayı değeri çıkar. O yüzden ben burada molal derişimi bulabiliyorum. Bak bu olabilir. Mol kesri. Mol kesrini biz x ile gösterdiğimiz bir şeydi. Neydi? X dediğimiz şey maddenin molü bölü toplam mol sayısıydı değil mi? Toplam ee, mol diye yazabilirsiniz. Şimdi mesela ben e, acaba mol kesini bulabilir miyim? Şimdi ben neyi biliyorum? 60x gram etil alko e, ne var? Pardon şeker var. O zaman şekerin molü nedir? Şekerin molü zaten nedir? 60x gram bölü eması da 180. Bak bunu böyle yazabiliyorum. Toplam mol nedir? Zaten şeker de var içerisinde. 60x bölü 180 artı suyun mol sayısı da kütlesi bölü eması. 40x bölü suyun eması 18. Buradan bak x'ler gider mi? Gider. Buradaki matematik değerden. Dolayısıyla ben bunu da bulabilirdim bilirim arkadaşlar. Bu da olur. Peki molar derişim bulunabilir mi? molar derişim neydi? M eşittir N bölü V değil mi? Bak şimdi ne oluyor bak. Burada evet çözünen maddenin molü. Çözünen maddenin molü bölü çözelti hacmi. Peki çözelti hacmi hakkında bizim bir fikrimiz var mı? Kaç litredir? Ne kadardır? O hakkında bilgimiz var mı? Yok. Bunu bilemiyoruz. O yüzden arkadaşlar bu konuyu bilme şansımız yok. Peki çözüne çöz, zaten molden de tam bir değer çıkmayacak. Çözeltinin kütlesini biz zaten hani 100 x gram kabul etmiştik. Ne olur? İşte baktığımız zaman 60 ya yani şöyle bir şey yani baktığımız zaman 60 x bölü m e, ması da zaten 180. Orada x de gidemeyeceğine göre çözelti hacmini bilemeyeceğimize göre burada olmaz. Çözelti yoğunu dediğimiz değiştir m bölü v değil mi? Peki çözeltinin kütlesini ne kadar kabul etmiştik? 100 x gram. E peki hacim ne kadar? Bilmiyorum ki hacim ne kadar. Dolayısıyla bunu da bilemiyoruz. He demek ki molal derişim ve mol kesri bir oran olduğuna göre bu oranlardaki oradaki kütlece yüzeden bunlar gidebildiğine göre biz bunları bulabiliyoruz ama diğer 3 ve 4'ü bulamıyoruz. Bak çok güzel bir soru oldu. Ee, cevap da bu durumda A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde bunu verdik. Arkadaşlar bugün bu dersimizi iyice bir analiz edelim, dinleyelim, anlamaya çalışalım. Kendimiz bir kere daha yazarak çözelim. Yarın da molar derişim problemlerinden size bahsedeceğim ve yarın size ödev vereceğim tamam mı? Önemli baktığımız zaman. isterseniz bugün şu sayfaya ödev verebilirim gerçi fark etmez. AYT soru bankamız var. Hadi bugün yine bakabilen arkadaşlar baksın. Mesela sayfa 44-45 bu kitabımızda arkadaşlar sayfa 44-45 size ödev olarak vereyim olur mu? Yarın da devam edelim ödevlerimize. Hadi bakalım inşallah anlamışızdır arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>